Caz iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Osman Erk karşımızda bizimle birlikte olacak. Hocam selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Sizlere duacıyız. Covid-19'da mücadelemizi biraz kabaca son durumu genel bir değerlendirebilir misiniz bize hocam? Tabii bugün ilk defa uzun bir aradan sonra vaka sayılarının kritik eşik olan 10 binin altına düştüğünü görüyoruz. 9 binler civarında yeni vakamız var. Vefat eden kişi sayısında da ciddi bir azalma ortaya çıkmaya başladı. 207 kişi bugün itibariyle hayatını kaybetmiş. Bütün bu rakamları çok olumlu gelişmeler olarak değerlendirmek lazım. Ama bu da yetmez tabii. Daha alacağımız çok önemli uzun mesafeler önümüzde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani 10 binler kritik eşikte aşıldı ama bundan sonra 5 binlerin altına, belki de mümkünse binlerin altına doğru vakaları çekmek için mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Peki hocam, şimdi Haziran'da bir normalleşme bekleniyor. Türkiye yani buna hazır mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Şu anda tabii bu rakamlar bile çok yüksek. Yani geçen seneki rakamlarla kıyasladığımızda, geçen sene Haziran ayı başında bizim vaka sayılarımız 700'ler civarındaydı. Yani 700'ler civarında geçen sene vaka sayısı vardı. Bugün 10 binler civarında vakalarımız var ve bu gelişmeyi bile olumlu olarak değerlendirme eğilimi içerisindeyiz. O nedenle gene çok dikkat etmek lazım. Geçen sene Haziran ayı itibariyle kontrollü sosyal yaşama geçmiştik ama maalesef kontrollü sosyal yaşam kontrollü bir şekilde devam edip gitmedi. İşte bir takım etkinlikler, açılışlar, taziyeler, evlilikler, işte asker uğurlamaları gibi ve bayram nedeniyle ve aynı zamanda yurt dışından gelen herhangi bir kontrol olmadan gelen turistler nedeniyle de Haziran ayı itibariyle geçen sene vaka sayılarımız giderek artmıştı ve biliyorsunuz Eylül'den sonra da pik yapma eğilimine gitmişti. O nedenle geçen sene yaptığımız yanlışları bu sene kesinlikle yapmamamız lazım. Gene kontrollü bir şekilde sosyal yaşamın ortaya çıkması lazım. İşte toplu etkinliklerin olabildiğince sınırlandırılması lazım. Evlilik törenleri, işte nişan, asker uğurlamaları gibi, işte turizmdeki faaliyetler gibi mutlaka bir arada olunması gereken etkinliklerin minimum düzeye indirilmesi lazım. Onun yanında gene turizm mevsimi biliyorsunuz. Turizm de Türkiye ve ekonomisi için son derece önemli. Ve biliyorsunuz gene 15 kadar ülkeden gelen turistlerle ilgili olarak herhangi bir PCR testi isteme zorunluluğu, karantina zorunluluğu yok. Bunun da tekrar bence gözden geçirilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka sınırlarımızın ciddi şekilde kontrol altına alınması lazım. Niye alınması lazım? Yani yurt dışından gelecek olan turistlerle birlikte yeni yeni mutant virüslerin Türkiye'ye girmemesine engel olmaya çalışmak lazım. Olumlu bir yönde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim ama dediğim gibi alınması gereken çok daha fazla yol olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim bir kere daha. Sayın Osman Erk, şimdi sizin gözlemlerinize göre peki Türkiye aşılama çalışmalarında ne durumda, nasıl gidiyor? Biliyorsunuz şu an bugünkü rakamlara göre 13 milyon kadar kişiye 2 doz aşı yapılabildi. İşte 5 milyon kadar kişiye de tek doz aşı yapılabildi. Ama tabii biz daha çok biliyorsunuz Sinovac aşısını kullandık bugüne kadar. Sinovac aşısının ise etkinliğinin çok fazla olmadığını biliyoruz. Değişik rakamlar var. Örneğin Şili'deki rakamlara göre %76 etkinliği var. Endonezya'daki rakamlara göre %90 üzerinde etkinliği var. Gene Türkiye'de yapılan çalışmaya göre %90'ın üzerinde etkinliği var. Ama en azından BioNTech aşısına göre etkin bir aşı değil. Ve bulaşıcılığı da, ki bu çok önemli, bulaşıcılığı da %50'ler civarında önleyebilen bir aşı ama BioNTech aşısına baktığımızda gerçekten hem
bulaşı da önlüyor. %50'ler civarında değil, %70'ler 80'ler civarında kişilerden kişiye bulaşı da önlüyor. Aynı zamanda biliyorsunuz hastalık yapmayı, ağır hastalık yapmayı, hastanede yatmayı ve ölümü de büyük oranlarda engelleyen bir aşı, BioNTech aşısı. İki aşı arasında gerçekten etkinlik açısından ciddi bir fark olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Biz başlangıçta BioNTech aşısı yapmadık. Sinovac aşısı yaptık. Tabii biliyorsunuz Sağlık Bakanımız yılbaşında işte oldukça güvenilir yöntemle yapılan geleneksel bir aşı olduğu için Çin'in Sinovac şirketinin CoronaVac aşısını tercih ettiğimizi söylemişti ama bu öngörü çok da aslında doğru çıkmadı. Şu anda biz Sinovac aşısı değil, BioNTech aşısını tercih ettik ve bunun da ben daha doğru, çok daha isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon, Eylül ayı sonuna kadar da 120 milyon aşı geleceği ifade edildi. Bu gerçekleştirilirse ve hızlı bir şekilde aşılama programı uygulanabilirse sonbahar aylarına bizim oldukça rahat bir şekilde girebileceğimizi söyleyebilirim. Nasıl olsa 13 milyon kadar kişi çift doz aşı oldu. 5 milyon kadar kişi zaten hastalığı geçirdi ve doğal olarak bağışıklandı. İşte 120 milyon aşının uygulanmasıyla 60 milyon kişinin de tekrar aşılanacağı göz önünde bulundurulursa neredeyse işte 70-80 milyon kişinin uygun bir etkin aşılama programı yürütüldüğü takdirde aşılanabileceğini buradan söylüyoruz. Bu da son derece önemli. Biliyorsunuz bazı ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde artık 18 yaş altına, 12 yaş üstüne de bu aşılar uygulanmaya başlandı. Belki Türkiye'de önümüzdeki aylarda bu da gerçekleştirilirse gelecek sene işte yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte hem çok daha rahat bir şekilde okullarımız, güvenli bir şekilde okullarımız açılır, hem de sosyal yaşam gene aynı şekilde yaşanmaya devam eder. Osman Hocam, siz de bahsettiniz. Çok sayıda kişi geçirdi artık, çok yakınlarımız. Hatta ben de geçirdim COVID-19'u, atlattım. Peki COVID-19'u geçirenler iyileştikten sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz bize? Yani biliyorsunuz yani bir kere geçiren kişilerin ikinci defa geçirmesi de mümkün gözüküyor şu anda. Böyle pek çok vaka var. Bir kere geçiren, iki defa hatta üç defa geçirenlerin de olduğunu biliyoruz ama tabii bunların oransal olarak ne kadar olduğunu söylemek mümkün değil. Gene tedbirli olmaya devam edeceğiz tabii ki. Kişisel önlemler son derece önemli olmaya devam edecek. İşte maske, mesafe, hijyen, kapalı mekanlarda pek fazla bulunmama gibi önlemleri almaya devam etmek gene önem arz edecek. Yani bağışıklık sistemiyle ilgili mutlaka ve mutlaka bağışıklık sisteminin güçlü tutulması açısından beslenme ve yaşam tarzları, davranış modelimizi de mutlaka gene uygun bir şekilde devam ettirmemiz gene gerekecek. Fizik egzersiz, uyku, uygun bir beslenme düzeni, hijyen koşullara uyma, güneş, aktivite, spor, bütün bunların hepsini bir arada devam ettirmek gerçekten önemli olacak ama en azından önümüzdeki aylar içerisinde biliyorsunuz hem havaların ısınması, nem oranlarının artması ve insanların kapalı mekanlarda daha az bulunacak olması nedeniyle virüsün etkinliğinde doğal olarak bir azalma olacağını zaten öngörüyoruz. Bunun yanına kişisel önlemleri de koyduğumuz zaman ve aşılama faaliyetlerini de bir arada düşündüğümüz zaman dediğim gibi eğer dikkatli olursak, geçen sene yapılmış olan hataları tekrarlamazsak bu sene daha iyi bir yaz sezonu ve işte sonbahar aylarında yeni bir eğitim ve öğretim yılının bizi bekleyeceğini söylemek mümkün. Peki hocam, sizce biraz ders aldık mı geçen seneden? Bu sene uyacağız mı o kurallara sizce? Uymamız gerekiyor. Kesinlikle uymamız gerekiyor. Dediğim gibi yani rakamlara tabii biz 65 binli rakamlara alışınca şimdi göreceli olarak 10 binli 9 binli rakamlar bize çok düşük olarak geliyor ama biliyorsunuz zaten Mart ayı başında
Bizim vaka sayılarımız 10 binler civarındaydı Nisan ayı ortasında. Yani 1,5 ay sonra vaka sayılarımız işte 10 binlerden 65 binlere kadar gitti. Ondan sonra da biliyorsunuz çok hızlı bir düşüş gerçekleşti. Eğer vakalara dikkat etmezsek, kişisel önlemlerimize dikkat etmezsek gene bu düşüş olan rakamlardan çok hızlı bir artışın da olabileceğini öngörmek lazım. O nedenle mutlaka ve mutlaka kişisel önlemlerimize dikkat edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka aşılanacağız. Aşı karşıtlığı yapmanın hem kişisel olarak bireyin kendisi için ve çevresindeki insanlar için ciddi bir problem yaratacağını mutlaka bilmek lazım. Ona göre davranmak lazım. Mutlaka ve mutlaka aşılama faaliyetlerinin ortaya çıkması lazım. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimiz zaman hata yapmazsak iyi bir yaz sezonu olacağını ben düşünüyorum ve umut ediyorum. Hocam aşılamanın önemine değindiniz. Bakan Koca da açıkladı yerli aşı konusunda. Sizin yerli aşıya bakışınız nasıl? Yerli aşı ile ilgili biliyorsunuz çok uzun süredir işte Nisan ayı başı itibariyle işte ikinci faz çalışmaları tamamlandı, üçüncü faza geçildi dendi. Daha sonra işte önümüzdeki aylarda geçilecek dendi. Ama şimdi Sayın Bakan'dan öğrendiğimize göre henüz daha tam olarak ikinci faz çalışmaları tamamlanmamış gözüküyor. Haziran ayı itibariyle ikinci faz çalışması tamamlandıktan sonra üçüncü faz çalışmalarına geçilecek. Tabii burada en az bir 6 aylık sürenin önümüzde olacağını öngörmek lazım. Yani pratik olarak bizim yerli aşı çalışmamızın bu yıl içerisinde etkin bir şekilde faaliyete geçmesi çok zor gibi gözüküyor. Bu nedenle 120 milyon doz BioNTech aşısının bizim için oldukça gerekli ve kurtarıcı olduğunu söylemek mümkün. Ama önümüzdeki yıl itibariyle eğer yerli aşıda faz çalışmaları tamamlanabilirse ve başarılı sonuçlar elde edilebilirse önümüzdeki yıl itibariyle bu yerli aşının kullanılması mümkün olacak. Bunun da önemli bir kazanç olacağını düşünüyorum. Çünkü görülüyor ki grip hastalığı gibi mevsimsel bir karakter kazanacak gibi gözüküyor koronavirüs enfeksiyonu da. O nedenle belirli sürelerden sonra tekrar aşılanmak da gerekecek. Örneğin Sinovac aşısı yaptırdıktan sonra 6 ay sonra tekrar yeni bir doz aşılanmanın gerekeceği ama BioNTech açısından sonra ise bu sürenin biraz daha uzun olduğu, 1 yıl sonra yeniden bir aşılanma gerekeceği ifade ediliyor. O nedenle bu sene yerli aşıyla ilgili benim çok fazla bir beklentim ve ümidim yok. Ama tabii yerli bir aşının üretilmesi ülkemizin prestiji açısından ve bundan sonraki gelecek açısından da son derece önemli. Ama dediğim gibi yerli aşıyla ilgili ümidimizi en azından bu senenin sonbahar aylarına veya belki yeni yıla doğru bekletmek uygun olacak. Çok teşekkürler Osman Hocam. İyi akşamlar, değerli vaktinizi ayırdınız. Bize eklemek istediğiniz bir şey yoksa vedalaşalım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, iyi geceler.